Yücel Yılmaz'ın başkanlığını yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kamu kaynaklarını boş yere harcadığı için borç batağına girdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kendisine kaynak yaratabilmek için elindeki mülkleri satmaya başladı. Ercan Öztürk'ün özel haberi. Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının kötü kullanılması nedeniyle borç batağına saplandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 ve 2020 yıllarında temsili ağırlamaya 51 milyon lira harcaması tartışma yaratmıştı. Temsili ağırlamaya harcanan rakam İstanbul'un 6, Ankara'nın ise 11 katıydı. Yücel Yılmaz'ın göreve gelmesiyle birlikte belediyenin borcu 1 milyar Türk lirasının üzerine çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediyelerden biri oldu. Çalışanlarına maaş ödemekte zorlanmaya başlayan Yücel Yılmaz, belediyeye kaynak yaratmak için kamu kaynaklarını harekete geçirdi. Belediye ilk olarak 13 Ocak tarihinde mülkiyeti kendilerine ait olan iş yerlerini kiraya vermek için ihale düzenledi. Belediyenin kendisine kaynak yaratabilmek için Büyükçeşme Mahallesi'nde bulunan 8272 metrekarelik turizm alanının ihalesi 26 Ocak tarihinde yapılacak. Ticaret, konut ve turizm alanı olan bu arazi için belirlenen muammen bedel 49 milyon lira. Ancak ihale sırasında bu rakamın 100 milyonu bulması bekleniyor. Aynı tarihte Bandırma Edincik'te 876 metrekare arsa üstünde bulunan binanın satışı gerçekleşecek. Hamam, pasaj ve iş yerlerinin de bulunduğu bu mülk için belirlenen muammen bedel ise 3 milyon lira. 4 kat ticaret imarı olan bu mülke çok sayıda yatırımcının ilgi gösterdiği öğrenildi. Temsili ağırlama, tanıtım ve anket çalışmaları gibi gereksiz harcamalarla borç batağına giren belediyenin bu yükten kurtulmak için elindeki başka mülkleri de satacağı belirtiliyor. Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yöntemle 2 yıldır mülklerini bir bir satarak belediyeye geçici olarak kaynak yaratıyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de geçtiğimiz yıl Yücel Yılmaz'ın borçlarından kurtulmak için arsa satışı yaptığını dile getirmişti.